Kanya Kupan, şunu biliyoruz. Eğer aynı sofrada yemek yiyebiliyorsak, ne kadar farklı görüşlerden, farklı düşüncelerden olursak olalım, aşamayacağımız bir sorun yok. Ramazan belki de bize farklılıklarımızı ve onların zenginliğini hatırlatıyor. Bugün 14. kez Taksim'de geleneksel birlik iftarı sofrası kurulacak ve biz şu an o noktadayız. Taksim Meydanı'ndayız. Çalışmalar iftar saati yaklaştıkça daha da hızlanıyor. Yavaş yavaş konuklar gelmeye başladı. Bugün burada kimler ağırlanacak? Farklı inanç liderleri burada olacaklar. Süryanisi, Musevisi, onlar hep birlikte yine ezanın ardından dualarla birlikte açılacak iftarda burada Müslümanlarla birlikte olacaklar. Sadece bu kadar mı? Birlikten, beraberlikten bahsediyoruz. Son zamanlarda en çok vurgu yaptığımız şey sanat ve siyaset dünyasından, spor dünyasından önde gelen isimler de yine bu masada yerlerini alacaklar. Yani biz bugün Taksim'de bir Türkiye mozaiği göreceğiz diyebiliriz. Şöyle hemen size biraz atmosferi göstermek istiyorum. Bu mavi örtülü masalarda hemen bu Türk bayrağı çelenginin arkasında oturacaklar. İnanç önderleri, onlar burada olacaklar. Dediğimiz gibi hep birlikte açacaklar oruçlarını. Hazırlıklar hızlandı. Yavaş yavaş sofra hazırlanıyor. İftariyelikler konuldu. Yemekler geliyor ve elbette vatandaşlar. Onlar da büyük bir ilgiyle buradalar. Kameraman arkadaşım Selman Bektaş sizlere gösteriyor. O noktada oldukça yoğun ve elbette şu an kadrajımıza giren caminin yapımı, Taksim Camii'nin yapımı. Elbette bu da çok önemli. Taksim için çok önemli. Çünkü burada biz aslında bir inanç bütünlüğünü görüyoruz. Birçok açıdan aslında bizi birleştiren bir nokta Taksim diyeceğim. Ve sözü de elbette şu anda belediye başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a bırakacağım. Şimdi ben uzun bir girizgah yaptım efendim ama evet, size de sorayım. Bir Türkiye mozaiği göreceğiz biz burada bu akşam. Evet, gerçekten Anadolu'muz, İstanbul'umuz, Beyoğlu'muz, Türkiye'miz. Bütün dünyaya, bütün kainata örnek olacak şekilde güzel örneklerle dolu. Farklı dinler, farklı diller, farklı kültürler bir aradayı yaşamayı başarmış, yaşatmayı başarmış bir devletin, bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla aslında dünyanın ihtiyacı halen bu. Dünyanın dört bir tarafında aşırı milliyetçilikler. Ben yiyeyim, sen yeme. Ben yaşayayım, sen yaşama. Sen öl, ben daha refah içerisinde yaşayayım. Kavgası devam ediyor. Bir anlamda Habillerle Kabillerin kavgası devam ediyor. Oysa işin özü paylaşmakta, aşı paylaşmakta, pideyi paylaşmakta, hurmayı paylaşmakta, şehri paylaşmakta, işte cami, işte kilise. Bu örnekler dünyada az ölen örnekler. Bence bize çok, izleyicilerimize çok sıradan sözler gibi gelebilir. Ama altını çizerek söylüyorum, özellikle gençlere. Hayır, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mozaik yok. Hani bu cümleleri çok kullandığımız için sanki sıradanlaşıyor ama hala yok. Hala dünyanın aradığı çıkış, huzur işte Beyoğlu'nda, İstanbul'da, Anadolu'da, bizim memleketimizde var olan birlikteliktir, hoşgörüdür. İşte bu huzur bugün ekranlardan da milyonlara ulaşacak. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum. Misafirleriniz var bir diğer taraftan da, tamam. Biliyorum çok yoğunsunuz. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Evet, Taksim'de bu atmosferi biraz size özetlemeye çalıştık. Yayının başında da söylemiştik. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz ve paylaştıkça her şeyin ne kadar bereketlendiğini biz işte Ramazan sofralarında görüyoruz diyelim. Ve sözü tekrar size, merkeze bırakalım. Kaan Yakupan. Teşekkürler Taksim.